Herkese merhabalar. Ben White Rabbit'in YouTube kanalından DTPN. Bugün aslında uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm bir videoyu çekmek için bilgisayar karşısına oturdum. Aslında o kadar çok ne alalım, ne almamız gerekiyor. Hocam mal alalım, mal alalım, mal alalım. Nereden ne alınır soruları varken artık piyasada bence bir şeyleri öyle alma dönemleri, yani dipten alma dönemleri, büyük fırsat dönemlerinin bence biraz sonuna doğru geliyoruz. Ben piyasada çok uzun zamandır mal alma konusunda birazcık daha çekimserim. Aslında mal almayı değil, elimdekileri nerelerden çıkarırım diye düşündüğüm bir çıkış planı yapıyorum. Piyasa 70 bin lira falan gittiğinde de birazcık demiştim %40'lar bize bir çakarlar, biraz beklemek lazım. Bunu White Rabbit'le beraber de konuşmuştuk, sizlere de birden fazla söylemiştim. Yani mal almak için çok acele etmemek lazımdı çünkü piyasa cidden 15 binden beri çok soluksuz yükseldi. Ki piyasada Bitcoin için şunu söylemekte yarar var. Bitcoin üzerine bugüne kadar söylenmiş en güzel sözlerden bir tanesi bence Bitcoin'i bir orman yangını gibi düşünmek lazım. Bir orman yangınından sonra her yerin tekrar yeşile dönmesi, işte ağaçların tekrar çıkması gibi düşünmek lazım. Bitcoin için işte 50 binden 40 binden mal alanlarla dalga geçildi edildi ama bugün 50 binden mal alan insan bile şu an %20-25'ler karlarda. Demek ki Bitcoin artık piyasanın kabul ettiği, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok şirketin, işte büyük kurumun, dünyada birçok bankanın kabul ettiği artık menkul kıymet bile değil. Yani menkul kıymet tartışması bile artık, yani biz Ethereum ve diğer coinler üzerine böyle bir tartışma söz konusu ama Bitcoin üzerine artık böyle bir tartışma söz konusu değil. Bir değer saklama aracı ve buna saygı duyuluyor ve Bitcoin artık bence herkesin portföyünün de belli bir yüzde bulunması gerekliliği konusunda bence herkesin artık üstüne uzlaştığı bir değer. Ben de Bitcoin'e böyle bakıyorum. Kendi Bitcoin'lerimi de bu şekilde tutuyorum. Hatta aldığım, yani normal piyasadan kazandığım ya da işte normal hayattan kazandığım paranın bir bölümüyle de Bitcoin almaya devam ediyorum. Ha, buralardan Bitcoin alınır mı? Bence Bitcoin her yerden alınır. Eğer almasını biliyorsanız, bütün mal varlığınıza girmiyorsanız, aldığınız Bitcoin sizi orta ve uzun vadede hiçbir zaman üzmeyecektir. Daha önce de üzmemiştir. Bunu defalarca kanıtladı. Ben Bitcoin ile ilgili bunu düşünüyorum. Şimdi Bitcoin ile ilgili ben son Bitcoin'imi 34 bin dolarlardan almıştım. Sonra Ethereum'u da işte 1900-2000 dolarlardan almıştım. Ben Bitcoin'in buradan iki katına daha gideceğini, yani minimum gideceğini, 3 katı bilmiyorum, belki 2,5 oralarda bir yerlerde piyasa tekrar ayı döngüsüne girer ama ben hızlı kuşsun tamamladığını, artık daha seyrek bir şekilde gideceğini, yani yaldır yaldır, tabii ki Bitcoin'in ilk atakları bu şekilde oluyor ama düzeltmelerle vesaire gideceğini, ama o müthiş öyle müthiş fırsatların Bitcoin'de kaçtığını düşünüyorum. Ama Bitcoin almak sizi hiçbir zaman için üzmez. Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ethereum ile ilgili ben piyasada Ethereum'un artık ipleri eline alacağını ve özellikle Ethereum Bitcoin grafiğinde artık böyle daha parabolik ilerleyeceğini düşünüyorum. Ethereum 3000'lerden alınır mı? Alınır. 4000'den de alınır. Ben Ethereum'un minimum boğa koşusunu altının üzerinde 8000, 10.000 civarlarında bir yerde durduracağını düşünüyorum. Ha, Ethereum bir gün 20 bin dolara vesaireye gelecek mi? Evet, gelecek. Ethereum'larımı satmayı çok fazla düşünmüyorum. Boğanın tepesinde çoğunlukla elimden çıkarır. Çok az bir miktar işte fiiller için bırakır. Dipten tekrar maliyetlenirim. BNB için bu bir strateji meselesi. Yani BNB için eğer ya gördük işte CZ'nin başına gelenlere rağmen Binance'a hiçbir şey olmadı. BNB yine ATS'ine çok yakın. Yani 1000 dolarlar civarlarını görecektir. Ben 1000-1200 dolarla göreceğini düşünüyorum. Kolay para. Yani alıp 2x ben paramı katlarım diyorsanız BNB sizler için ayrıca Launchpool ve Launchpad'lerde ciddi fırsatlar veriyor. Solana bu boğanın da yine Solana'sı Solana oldu. Bunu hepimiz gördük. İşte 10 dolarlara düşen ürün şu an 15x'inde 20x'e kadar gitti. Solana'nın 300-500 dolar arası bir yerlere fiyat bandına gitmesi bu adı beni şaşırtmaz. 1000 dolarlar beni şaşırtır. Ben elimde bir Solana, istesem de istemesem de tutmak zorunda kaldım. İşte bir sürü Solana'nın deplerini kullanıyorum. Mesela ister istemez Solana aldık. Ben hani 60 dolarlardan maliyetlendiğim Solana, son Solana'mı oralardan almıştım. Hala çok kârdayım. Hala 2x'in üzerinde. Solana tutmak sizi üzmez. Ripple için
Yani ben Ripple bir yerlerde bir koşu yapacak ama Ripple'a falan gelinceye kadar çok başka projeler olduğunu düşünüyorum. Ripple çok uzak duracağım bir proje. Tonecoin biliyorsunuz çok fazla şillenen bir son dönem şilleniyor. Tonecoin'in yani birebir Tonecoin üzerine buralardan bir maliyetlenme falan bana çok ağır geliyor. Yani buralarda ben Tonecoin'e maliyetlenmem. Yani işte Telegram'ın coin'i vesaire işte bu hikayeye ne kadar güveniyorsunuz. Yani Dogecoin de yani meme coin artık biraz aştı. Yani ben bu arada evet ben 1 dolarlara acaba 7.07 idi herhalde ATS üstüne çıkıyor oralara gideceğim 0.5 bir arası bir yerlere oturacağını düşünüyorum ama benim de tercihim değil. Cardano'yu, Inu'yu de ya yani işte Shiba'yı falan da çok fazla tercih ettiğim coinler değil ama Cardano'nun da çok üzeceğini düşünmüyorum. Majör bir coin. Hani bir yerlere gelecektir. İşte yıllarca akıllı sözleşmesini işte yapamadı, dalga geçirdi falan ama sonuçta Amerika merkezli bir proje. Ethereum'un kurucularından bir CEO'su var. Bir yerlere gelir. Avax'ın kurumsal anlaşmaları ama Avax komünitesi yani ben ne yapıyor tam olarak bilmiyorum. Cidden burada meme coin'e yatırım yapılacak dendi. Ne olacak? Oyunlar üzerinden bir şey gelecek. Avax'ta bir büyük bir şey yaşayacağız ama ben tam olarak ne yaşayacağımızı bilmiyorum. Yani Avax ana ağındaki hani ana projesi Avalanche Avax'ın ben bir şekilde 100 dolarlara falan geleceğini düşünüyorum. Ama hani bana soruyorsanız Avalanche ağındaki diğer projelerle ilgili yani elimde Kolony tutuyorum, Xava tutuyorum onlardan da iyi kardayım ama yani Avax'ın ya Solana'nın çok gerisinde kaldığını ve rakiplerin fazlalaştığını düşünüyorum. Tron Justin'in projesi yani hayatta almam. Polkadot yani ben çok fazla rakibi var. 30 doların üzerine falan çıkacağını düşünüyorum. Aslında o fiyatta ucuz. Bir Macar coin'e yatırım yapmak istiyorsanız Polkadot gayet sağlam bir proje. Bir sonraki boğada da elimizden devam edebilecek projeler içerisinde bir sürü proje ölecek ama Polkadot ben devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin Cash'i geçiyorum. Çok da önemli bir proje değil artık varlığını tamamlamış. Chainlink'in ben 50 dolarlara falan geleceğini düşünüyorum. Yani minimum 50 dolarları gelir. Hani 100-150 beni 100-150 dolar şaşırtır ama 50 doların üstünde bir yerlerde 60-70'lerde sanırım bu boğa döngüsünü tamamlar diye düşünüyorum. Near projesine dikkat çekmek istiyorum. Biz Near projesini 1-2 dolarlar arasında maliyetlendik. Şu an inanılmaz güzel kardayız. Şu an 7 dolarlarda ben Near'ın da bu boğa koşusunu yani beni mesela ben eski ATS 20'yi falan çok rahat kıracağını düşünüyorum. Yani 40'larda falan tamamlayabilir ama ben senin Near projesi 70 olabilir. Atıyorum 100 olabilir. Yani buralar falan bana çok garip gelmez. Çok da rahat oralara taşıyacak durumdayım. Poligon projesi ben Amerika'da biliyorsunuz üzerinde Poligon üzerinde davalar var. Ama Poligon yine güzel yatırımlar yaptı. Bir sürü staker'ları airdrop alıyor bu aralar. Mutlular. Ben aldım kenarda tutuyorum Poligon'u. Yani 0.5'lerden falan maliyetlenmiştim. 0.3'lere falan düştü. Ya, piyasanın en büyük projelerinden bir tanesi. En büyük değer ikilerinden bir tanesi. Üzerine zannetmiyorum. Garanti kısıtlı bir büyümesi olacağını düşünüyorum ama hani mesela Polygon 10 dolar beni şaşırtır ama mesela 6 dolar falan 6-8 dolar göster buradan bir 10x falan olduğunu düşünüyorum. Bence bu şekilde easy money. Litecoin ya işte 200 dolar 300 doları 400 doları görür diye düşünüyorum ama ya bilmiyorum Litecoin'e bir insan niye yatırım bilmiyorum. FED'i biz zaten 0.25'lerden söyledik ama korkunç şu an 9x falan yaptı. Buradan maliyetlenmem. ICP 12 dolar yani bilmiyorum bu çok düşük yerlerdeyken maliyetlenebilirdi şu an ilgimin dışında. Uniswap için şunu söyleyeyim. Uniswap yani market cap olarak yani buradan bence 8x falan çok rahat var. Ben 8x falan yapacağını 50 dolara falan geçeceğini düşünüyorum. Bence iyi bir yatırım olur çünkü en büyük DEX sonuçta en büyük merkeziyetsiz borsa hala. Yani İşte dayı falan zaten stabil coin geçiyorum. Leo yani işte bu merkeziyetsiz borsalarla ilgileniyorsunuz. Render bence artık pahalı. Bence oraları aştık. Yani render alma noktalarını ben çok early'dim render'den bir 2 dolarla 1 dolarlardan hani gördüm. Elimde çok az miktarda var. Yani ben buralardan render almam. Hedera için bu aralar iyi anlaşmaları var Hedera'nın. Hedera'nın 1 dolar bence nihai bir hedef var. Boğa'da 0.5 1 dolar arasında oturur. 5x yani eğer böyle bir hedefiniz varsa piyasadan 5x bana yetiyor diyorsanız Hedera'da sizi üzecek bir proje değil. Aptos projesi biraz VC projesi. Ben biraz uzak duruyorum. Yani ben 50 30 dolar 30 doları ben göreceğini Boğa'da düşünüyorum ama çok yani elimde çok az bir miktar var. Hani öyle tutuyorum.
fiiller için falan. Pepe gibi yani projeleri ben çok fazla destekleyemiyorum. Ya bence şişmiş de ne olacak yani, Pepe kaç x yapacak? Bir Mac oyundan hedefiniz nedir? 50x 100x'dir yani, yapacağına inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Atom 9 dolar yani 50 doları minimum var. Bence hatta bu adı 70-80'leri de bile görüyor. Biraz utilitesiyle ilgili problemimiz var. Biliyorsunuz Cosmos alanında aslında Atom o kadar da gerekli bir proje değil. Ama her şeyin merkezindeki proje olması bekleniyor. Ama buradan airdrop falan da alabilirsiniz. Yani mesela Atom 5 doların altına düştüğünde gidip Atom alın, stake edin. Ayı elinizde kalsa da bundan güzel bir yatırım olur. Airdrop kazanırsanız. Biz Kro ile ilgili daha önce konuşmuştuk. Bunu yarısında vermiştik. 0.4'lerde falan vermişti. Hatta oralardan 3x yapmış. Yani benim birinci önceliğim değil. Mantle beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. Ya ben market cap'i biraz şişkin gibi görünüyor olsa da Mantle bence güzel geldi. Biz buranın 4'te 1'de fiyatlarda falan vermiştik. Filecoin aslında en kafa karıştırıcı projelerden bir tanesi. Filecoin biliyorsunuz bir arz krizi yaşadı. Bir isyan bayrağı çekti. Oranın şeyleri diyelim. Kazıcıları. Olmayan coinleri, test coinleri Filecoin saydırıp maalesef tepemize mal boşalttılar ve Filecoin olması gerekenin çok uzağında. Ha, bence yani Filecoin'in bir iyi bir evrede bir 100 doları var, çünkü yani tartışmasız kendi data, biliyorsunuz data üzerine çalışıyor. NASA ile anlaşması var, yani kendi alanının lideri. Hani var mı bu bağda, olur mu onu bilmiyorum. Ama Filecoin yine benim ilk hedefim değil, ama üzeceğini zannetmiyorum sahiplerinin. Yani siteleri geçiyorum artık, yani çok da önemli değil. Immutable X alınacak yeri bence geçti. OKB bence alınacak yeri geçti. Yani Stacks yani bilmiyorum, market cap biraz şişkin. Yani Kaspa bence, yani ben almam dediğim yerden 15x yaptı. Buradan da 10x yaparsa beni çok şaşırtmaz. Ama yine Kaspa almayacağım. OP için yani sanki ben Arbitrum yerine gidip OP'u tercih etmenin daha mantıklı olacağını düşünüyordum. Yani 0.35'lerden Optimiz'i alamadım. Arbitrum'da 0.70'lerden alamadım. 2 dolara falan gitti, geri döndü. Yani ben açıkçası daha yeni projelerin peşindeyim. Yani GRT için şunu söyleyeyim. Ben GRT'nin 1 dolar çok rahat olacağını, hani 2-3 dolarda gideceğini düşünüyorum. Bence kötü bir seçenek değil. GRT bence tercih edilebilir. Arı geçiyorum, yani bir ilgi alanı meselesi biraz. Bitten sonra bu piyasadaki yapay zeka projelerine inanıyorsanız, elinizde hiç yoksa ben bu projeyi yani 300'ün altında 200'ün altında yakalarsam alırım. Bitten sonra çok beğeniyorum, elimde çok az bir miktarda tutuyorum, üzülüyorum, keşke daha fazla alsaydım. Yani yapay zeka projesi bence piyasadaki en elit yapay zeka projesi diyebilirim. Evet, için artık betin zamanı geçti diye düşünüyorum. Çok da önemli değil yani Bet'in. Yani bence şişkin market gap var. Maker hiçbir şey olmaz. Piyasada Maker tutmak, Ethereum tutmak gibi bir şey. Hatta ben piyasa çakıldığında ilk Ethereum alacağınız gidip Maker alın ayı da. Herkes parasını defilere taşıyor. Biz de taşıyoruz. Maker kazanıyor. Eve kazanıyor. Yani gidip bütün Ethereum borsalarını, pardon, Ethereum'un bütün bankalarını gidin kullanın. Hepimiz Solana'dan şuradan buradan kaçıp işte Ethereum bankalarına gidip oralarda iş yapmaya çalıştık. Monero, yani bence Monero hiçbir şey olmadı. İşte yok, Binance delisted, o delisted falan. Monero'ya piyasada hiçbir şey olmaz. Monero'yu düşük yerlerden yakalır tutarsanız bence Monero size başka şeyler verir. Bu piyasada ölmeyecek. Yani böyle Bitcoin gibi yatırım yapabilecek özel projelerden eskiler bilir. Yani SUI için de aynı şeyi söyleyeyim. Biz bunlar çok düşük yerlerden söyledik. SUI, SEI'yi. Yani bence alınacak yerleri geçti. Buradan alanda üzecek mi? Hayır, ama ben bunlar birazcık kapital projesi ve üstünüze ciddi mal boşaltacaktır. Ben USDE, ya tabi bu burada Ethena'nın USD'si var, ama Ethena'ya geldiğimiz zaman da söyleriz. Ethena projesini ben çok beğeniyorum. Ethena projesinin çok hızlı, yani hype'ı da çok yüksek. Bu piyasada alınıp gerçekten denenebilir. Yani ben 10 dolar olsa beni şaşırtmaz. Ben 5 dolar, 3 dolar üstünü bekliyorum. 5 dolar üstünü de bekliyorum. Ethena'nın, yani ENA da bu stabil coin, buradaki 54. sırada gördüğünüz. Theta'yı falan, yani bilmiyorum, hala tutan var mı? Biraz piyasada eskiler. Yani hype'ı da geçti. Duyamıyoruz da hala ne yaptıklarına dair. Injective bence bu piyasada alınabilecek en önemli 5 projeden bir tanesi. DeFi alanında inanılmaz iş yapıyorlar. Fiyatı bence şu an yarısına kadar çakıldı ve
Ben 3 hanenin çok kolay geleceğini, hatta injektif için 200 dolarında aşılabileceğini, 300-400 dolar ise bir yerde injektifin bu boyayı tamamlaması beni şaşırtmaz. Elinde de çok ciddi bir injektif tutuyorum. Çok beğeniyorum. Bence çok özel bir proje. Ayrıca biliyorsunuz artık yeni injektif de piyasaya girmeyecek. Deflasyonist bir proje. Artık birçok saydığımız proje enflasyonist. Mesela su iler, se iler falan, ama injektifte böyle bir durum yok. Rum projesi beğeniyorum. Yani biraz ilgi alanı meselesi piyasada. Eskiler şey yapar. Phantom'la ilgili daha önce de söylemiştim. Phantom'un herkes bu piyasada boğa gelir şu gelir der, ama Phantom bir şekilde, yani Phantom yürüyorsa boğa gelmiştir. Hani biz Phantom'u da zaten çok aşağılardan söylemiştik. Celestia'yı buradan maliyetlenmem. Yani yine söylemiştim, ben bir ayıda falan gider alırım Celestia'yı. İşte 2 dolar 3 doların altından alırım, maliyetlenirim. Yani buralardan almam, ama Celestia'nın da bu arada ben yani 20-30 doları görmemesi için bir neden yok. Birazcık token ekonomisine bakmak lazım. Buradakileri hızlı hızlı geçeceğim. Ya Floki'ler, Bonk'lar falan çok ilgilendiğim projeler değildi, ama Bonk'a Solana çok değer veriyor. Çok tutan var. Bilmiyorum. Meme Coin'le ilgileniyorsanız Solana'daki Meme Coin furyasının başında Bonk var. Algorand yani eski şaşalı günlerinden uzakta. Yani işte bu arada 0507'yi görür herhalde diye düşünüyorum. Bitget Token, ben piyasadaki bütün Jax coinlerini, yani merkezi borsa olan kendi coinlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. En az bunlar çakılır. Bence bir portföyün belli bir bölümünü Jax coinlerine ayırmak size garanti paraya ve daha az düşüşe, yani çok düşüşe karşı koyar, daha az düşüşe maruz bırakır. Ben önemsiyorum. Bütün Jax coinlerini kenarda tutun. Küçük bir bunlarla ilgili küçük bir portföy bile yapılabilir diye düşünüyorum. Şey ile ilgili zaten konuştum. Galayı da geçiyorum. Özür dilerim, biraz hastayım. Burada mesela Quant var. Bence Quant önemli bir proje. Quant, yani şu Quant'la ilgili çok garip rakamlar görüyor olabilirsiniz. Çok önemli bir proje. Market gibi de biraz yüksek gibi alabiliyorum. Quant'ın bir tepesi yok. Yani Quant bize 400 dolar atıyorum, 1000 dolar arasına gitse bizi şaşırtmaz. Ben 400 5x'in çok rahat olacağını düşünüyorum. Çok uzun süredir aynı yerde. Neredeyse kımıldamadı bile diyebilirim. 100 doların altı bence Quant için çok uygun alım noktası. Eğer projeyi araştırırsanız neden almanız gerektiğini siz de anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi bu proje, bu piyasadaki ben şu ana gelene kadar işte nadir proje için çok pozitif konuştum, ama yani nasıl Bitcoin, Ethereum, Tao, Injective bence bu piyasanın en önemli projeleri ise şu an, ve Solana bu en büyük önemli 5 projesi ise, 6. projesinde ben Jupiter olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu boğaya damgasını vurması en muhtemel işlerden biri. Çok önemli bir ekibi var. Mew ve ekibi CEO'su çok vizyoner ve bunu airdrop dağıtımlarında, açıklamalarında da görüyorsunuz. Jupiter'e çok ciddi bir hype var. Ciddi bir ilgi var. Bir DEX, yani bir merkeziyetsiz borsa aslında. Bir yönetimi de olsa yani diyelim. Jupiter ayrıca bir launchpad, bir ayrıca bir launchpool, ayrıca bir perpetual dex, yani her şeyi yapabiliyor ve bunu gerçekten çok hızlı ve çok ucuz fiyatlara yapabiliyor. Jupiter'in, yani Solana ekosistemindeki her projenin ayakta kalması için büyümesi gerekiyor ve Jupiter aslında Solana'daki her şeyi temsil ediyor. Ben Jupiter'in için şunu diyeyim, yani Uniswap Ethereum'da neyse Jupiter Solana için daha fazlasını temsil ediyor. Yani ben Jupiter'in fiyatının yani 3-5 dolarlarının buraları ben hızlı aşacağını ve bu arada bize 7-8 belki de 10 dolarlara falan götürebileceğini düşünüyorum. Kendimde de ciddi bir Jupiter tutuyorum. Bence Jupiter'i maliyetlenmek için 1 dolar civarları çok güzel yerler. Ha, daha aşağılar düşerse ben o zaman maliyetlenirim. Ben zaten hepsini aldım. Stake'de 200 tane de yatırdım. Oradan da güzel airdrop alıyorum. Artık 2 tane de airdrop alacağım bunun üzerine Temmuz ayında ve gelecek yılın, yani bu yılın sonunda, gelecek yılın başında. Flow için zaten daha önceden çok konuştuk. Bizi takip ediyorsunuz. Flow ile ilgili düşüncelerimizi biliyorsunuzdur. Yani Flow yerine başka bir NFT projesi düşünürüm.
ama üzeceğini zannetmiyorum. EU için de zaten Maker için de düşünüyorsam aynısını düşünüyorum. BSB'ye geçiyorum. ENA için zaten söyleyeceklerimi söyledim. Yani piyasada Jupiter'le beraber en hype işlerden biri. Yani Binance Labs var. Arkasında işte atıyorum her gün yeni bir ortaklık görüyorsunuz. Arthur Hayes var. İşte her gün yeni bir ortaklık görüyoruz. Zaten iyi de bir airdrop aldık. Zaten bedavaya aldık. Yani paramızı koyduk. Bize para verdiler. Bir daha paramızı koyduk. Yine bize para verecekler. Ben bir projenin ikinci sezonunda çok nadir girerim. ENA projesinde destekliyorum. Bence market cap'lerin çok enteresan yerlere gireceğiz. Bu piyasanın en hype projelerinden bir tanesi. Bence gözünüz üzerinde dursun. AGX yani işte yapay zeka falan takip ediyorsanız yani ondan birazcık bilginiz vardır. Ben buralardan tercih etmem. Benim yatırım mekanizmama, mantığıma uymuyor. DDX'in token ekonomisine bakın, ben söyleyeyim. Şu piyasadaki en ucuz işlerden birisi ve en büyük merkeziyetsiz borsalardan bir tanesi. Biraz vesting sıkıntısı var. Biraz ekibin problemleri vardı ama yani injektif ne yapmak istiyor, yapmak istiyor ve yaptıysa DDX, onları yapamadı ama aynı gücü var mı, var. Yani DDX bana piyasada 20 dolar olsa, 10 dolar 20 dolar arasına gelse bu adı beni şaşırtmaz. Akash bence çok ilerledi. Buralardan almam. Yani BitTorrent zaten. Geçen bu adı bence yok olmalıydı. Çok da önemli değil. Ondo yani işte RWA ile ilgili ilgileniyorsanız benim ilk tercihim değil ama hani bence biraz daha düşük market cap'teki RWA'lara yönelmek lazım. Worldcoin yani bence atağını yaptı zaten. Flare'i geçiyorum zaten, biraz Ripple projesi. Wormhole ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben köprü projelerinin yani şu ana kadar bana çok şey kattığını görmedim. Yani işte köprü projesi deyip geçiyoruz. Ama bunun fiyatı düşük. İnanılmaz anlaşmaları var. Çok hype'lar. Yani bir alanda en büyüklerden biri olmaya aday bir proje. 1 doları falan çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Yani bu arada 2-3 doları falan çok rahat görüyorum. Bence 5 dolarlara doğru da ilerler. Chiliz için şunu söyleyeyim. Chiliz ucuz. Yani Chiliz hep iyi bir proje oldu. Hep alanın lideri oldu. Yani Chiliz 1 dolara doğru bir atak yapacaktır. 0-5-1 dolar arası bu arada bir yerlerde görürüz. Yani Ribbon'u falan geçiyorum. EGL'de işte önemli projenin, piyasanın önemli dev projelerinden bir tanesi. Neo eski işte Çin Ethereum'uydu da aslında o kadar Çinli yatırım yok diye sonradan ortaya çıktı. Biraz işte Japonlar maponlar finanse ediyor. Geçiyorum. ZBC'de geçiyorum. Gate yani borsa olarak bence borsa coinleri market cap'lerine baktığımızda Gate'de bence aslında tercih edilebilir ama mesela KuCoin ben olsam daha çok tercih ederim. Ama mesela KuCoin, Gate falan gibi böyle merkezi borsaların coinlerini alırsanız ben söylüyorum daha az üzülürsünüz. Piyasada insanların malı çakıldığı zaman siz daha az ağlayanlardan olursunuz. Axie Infinity yine o boğayı yapacak mı? İnanılmaz koşuyu yapacak mı? Yine insanlar buna dadandı ama bu çok daha düşük fiyatlardaydı. Oralardan ben olsam alırdım. Şimdi almam. Sendin ve Mana'nın ben Metaverse ile ilgili üzeceğini zannetmiyorum. Bunlar zaten en kötü bu adı 1 dolarını göreceğiz. Zaten iOS'u inanılmaz x yaptık. 10-20x falan yaptık herhalde iOS'dan. iOS'u ben paylaşmıştım. İyi kazandık. Tezos'u, EOS falan da geçiyorum artık. Bunlarla ben çok da işim yok. Startnet için şunu söyleyeyim. Ben Startnet ekosisteminde bir sürü problem var ama Startnet problemlerini çözdüğü anda 3-5 dolar arasında çok rahat gelir. Startnet 10 dolar olursa da bizi şaşırtmaz. Bence Startnet'te bir şeyler olacak ve şu an proje kötü durumda ve bence bir şey kötü durumdayken alınır ve Startnet bence artık oralarda. Ben de Startnet'i hiç satmadım. Nostra'ya falan koydum. Tutuyorum. Ben geleceği olduğunu düşünüyorum. En azından teknolojinin yatırımcılar proje ekibini bir şeyler yapmak için zorlayacaktır. Mina için şunu söyleyeyim. Yani şimdi Ethereum'la ilgili yani Ethereum bir süre sonra Mina gibi proje olmak isteyecek. Yani Mina'nın teknolojisini kullanmak isteyecek. Mina bir yerlerde önemli. Mina çok öncü bir proje. Ben elimdekini yani yıllardır hiç satmadım. Yani üzülmedim de Mina'm var. Ben bunu yukarıdan maliyetlendim de aman tanrım falan demedim. Çok düştüğü yerlerden de ben ekleme yaptığımı söyledim. Yani 0.38 lira falan düştü. Yani Mina'nın yani buradan 12'si bence var mı? Bence çok rahat var. Mina'yı çok başka yerlerde görebiliriz. Bu piyasada bence ayakta kalacak projelerden bir tanesi. Buradan SNX'de Injective gibi değerli bir proje. Yani ben bunun buralar bence maliyetlenebilecek yerler. Injective'i kaçırdıysanız bence SNX kenarda tutabilirsiniz. Çünkü çok kaliteli bir proje. Ape için bence projenin bence bu piyasanın en kaliteli NFT projelerinden bir tanesi. Bence piyasada çok düşük. Bence 5-10 doları çok rahat görecektir. Yani NFT ile ilgili hiç aldığınız bir şekilde hiç anlamıyorsanız Ape alın biraz atın kenara derim. Yani ben olsam alıp atardım. HNT'yi biz 1 dolarlardan yani bu çok ciddi sorunlar yaşadığı zamanlardan 1-2 dolar arasında ben söylemiştim. Oradan 9-10 dolara gitti. Şimdi yarısına çakıldı. Yani Helium
piyasada köklü projelerinden bir köklü projelerinden bir tanesi. Üzeceğini hiç düşünmüyorum. Buradan alındı üzeceğini düşünmüyorum ama ben buradan hey, tamam ben alacağım yeri söylemiştim. Ayato için yani bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Biraz bir şeyleri kabul ettiler falan ama ya Ayato ne olur boğada 0,5-1 dolar arasını görür. Bu sizi tatmin ediyorsanız buyurun. Ama o eski ATS'ini aşabilecek mi zannetmiyorum. Akseler için ben söyleyeceğimi söylemiştim. Biz akseleri aldığımız yerden akseler oradan 0,4'lerden aldık. Akseler 2,70'lere falan gitti. Binance talislendi. O 5x falan yaptı. Şu an işte atıyorum geri biraz yarı fiyatına çakıldı. Akseler önemli bir proje. Yani bir Polkadot'a da benzer bir proje. Yani biraz işte layer 0 falan diyebiliriz onun için. Ben akseleri elimde tutacağım. Bu arada da ben bunu 3-5 dolar arasından hani bir yerlerden okuturum ama 10 dolara olsa da akseler beni şaşırtmaz. Kava'yı geçiyorum yani hiç ilgi alanımda değil. Pyte ben piyasanın hani hype'lı projelerinden bunu da 3-5 dolar 3-4 dolar arasını görebiliriz. Yani bu da 10x 8x beni şaşırtmaz. Bunları geçiyorum Nexo'yu falan filan. Cake'i ben 1 dolarlara düşmüştüm. Yani 3 doların altı artık bakalım diye söylemiştim. 1 dolarlara 1-2 dolar arasına falan geldi. Ben Binance'in kendi projesini buralarda bırakacağını düşünmüyorum. Yani bu bence çok garip X'ler yapacaktır. Piyasayı yürüyorsa Binance kendi projelerini yürütecektir. 2 kere 2 4 bu konuda. Buralardan geçiyorum. Yani Launch bunu geçiyorum. Yani Launch ile ilgili söyleyeceğim ben daha önceden söyledim. Yani Launch'lar büyük riskler, büyük kumarlar. O kumarlara girebilecek popoya sahip olduğunu düşünüyorsanız ona göre hareket edin. Yani ben bunlardan elimde maliyetsiz bir şekilde tutuyorum. Açıkçası ben bunu uzun süre bu boğada da olmayabilir ama ya iki boğa olur. Ben tutarım onu. Tutmaya hakkım var. Maliyetim de yok. Bakalım nereye kadar götürecek. Piyasaya açtım bir short gibi bakıyorum buna. Rose ben piyasanın önemli projelerinden olduğunu düşünüyorum. Yani bunun 1 dolar bence piyasada bir gideri var ama ben 0,5-1 arası bir yerlerden elden çıkarabilirim. OM zaten inanılmaz 20x'e yakın yaptı. Biz bunu fırsat mı diye söyledik oradan 20x yaptı. Ben şu ana kadar tut. Yani elinizde varsa ben olsam kar alırdım buralardan artık. Çünkü bence kendi boğasını yaşadı. Ethereum bu piyasanın en önemli oyun projelerinden biri. Biliyorsunuz piyasada çıkan 100 gaming projesinin 97'si 95'i batıyor. Illuvium güzel iş yapıyor. Bir tane oyun projesi olsun diye düşünüyorsunuz. Gidin Illuvium alın. Ya ben olsam Illuvium alırdım. Yani sağlamlığı açısından. Buralardan Arkam yani ne bileyim düşünülebilir. Ben açıkçası Arkam'dan airdrop almak için uğraşırdım ama gidip Arkam almazdım. Venom kötü airdrop yaptı yani biz sildik onu diyebiliriz. Dimension bence 3 dolar Dimension bence fırsattır. Bence 1 milyar dolar market cap Dimension içinde bence kolay. Yani 6 dolar 10 dolar ben 20 dolar ben 30 dolar da Dimension'dan beklerim. Gelebilir buralara. Güzel airdrop yapıyorlar. Ben memnunum. Fiyatı düşür ben üzgün değilim. Airdrop alıyorum. Kazanıyorum. Mutluyum. MX'i bütün zaten marketlerin işte bu Jax coinleriyle ilgili söyledim. Her şey geçerli. Biz buna çok uygundan verdik. 0.9'dan ben ya paylaşım yaptım. 0.7'den paylaşım yaptım. Yani yıllar önce 0.5'ten falan paylaşım yaptım. Ben elimde tutuyorum. Güzel ya. 12'sim varmış benim elimde. 12 tutuyorum. Hala tutmaya devam ediyorum. Çok da mutluyum MX tuttuğum için. Burada alt layer var. Yani alt layer'ın ben çok basit 1 doları göreceğini düşünüyorum. Ben bu stake attım. Belki bir yerlerden airdrop alır diye uğraşıyorum. Hani belki vardır. Pendle'i ben 1 dolarlardan söyledim. Buradan almam. Ama Pendle bence çok doğru bir Defi projesini yapması gerekiyorsa çok öncü bir şekilde yapıyor. Ben çok beğeniyorum Defi'yi. Yani Defi olarak Pendle'ı. Ya ben hiç bence fiyatı çok düşük geliyor bana yani yürüyor geri düşüyor falan ama bence Vanish bence hakkını piyasadan alamamış diye düşünüyorum. Bence Rain falan zamanı geçti bence iyi bir güncellemeye ihtiyaçları var. Bence korkunç kötü bir siteleri var. Luna içinde yani işte Kuon'un durumuna bakar. Ya bu zengin de edebilir, etmeye edebilir. Yani 10 dolara çat diye bir günde gitse kimse şaşırmaz. Oradan 1 dolara çakılsa kimse şaşırmaz. Yani böyle bir risk. Yani Lunagiller için diye söylediğim şey bu. Yani daha önce de söyledim. Hani güveniyorsanız bir yerlerinize buyurun. Size dünyanın en büyük kumarı neredeyse. Engine için ben daha önce de fikrimi söylemiştim. Bu piyasanın en önemli
gaming projelerinden, yardımcı gaming projesi değil mi? Her gaming projenin içerisinde, her Metaverse projenin içerisinde engine'i görebilirsiniz. Kendi ağlarını falan da çıkarıyorlar. Yani aslında güzel iş yapıyorlar. Fiyatı bence çok ucuz. Yani 0.29 engine için gerçekten komik. Ben 1 dolar, 2 dolar ben yani engine için bence fiyat bile değil. Bence garanti para. Yani easy money diye düşünür geçerim. Comp için zaten işte neyi söylüyorsa Maker Eve için de söylüyorsa Comp için de onu söylüyoruz. Yani harikulade projeler. İlk ayda gidip bunlara saldıracağım. Yani hiç başka projelere bakmayabilirim. Yani Zeta'yı Meta'yı da Zeta Chain'i falan da geçiyorum. Ondan airdrop aldık. Sattık. Hiç bakmadım sonra. Basic Attention Token. Ya piyasanın iyi projelerinden. Yani sonuçta işe yarayan bir şey. Yani biliyorum bilmiyorum. Kullanıyorsa ben Brave. Hatta bunu da Brave'de çekiyorum. Şu an Brave tarayıcısı kullanıyorum. Yani ben 1 doları rahat rahat göreceğini düşünüyorum. İşe yarıyor sonuçta, oradan bir şey kazanıyorsunuz, ediyorsunuz, güzel. Dash, yani işte 30 dolarla da Dash'i göreceğimiz bir süresi şaşırdım ama işte piyasa çok hızlı. Yani çok hızlı değişiyor. Metis'i çok uygun yerlerden söylemiştim. Casper buralardan tutmak. Belki bir sonraki boğada Casper bir şeyler yapacak, bilmiyorum. Ayda bir Casper'a bakmak lazım. İyi ortakları var aslında. Bugün de bir yatırımcı şeyinde bir Casper'a rastladım. Bir yerlere yatırım yapmışlar. Bakalım ne yapacaklar. TRB zaten boğasını yaptı bence. Yani daha ne yapacak? Korkunç yerlere gitti. Yani 7, 8, 9 dolar falan da uçtu gitti. 100-200 dolara. Centrifuge ben piyasanın söylemiştim en önemli reva projelerinden biri. Ben olsam çantaya bunu yani atarım. Bu bize 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 3 milyar dolar yani 10x bile gitse beni şaşırtmaz. Ben çok düşük yerler. 0.15'ten ben bunu söyledim. Yani 4.5x'de oturuyorum ben şu an. Beni çok da fazla ırgalamıyor Centrifuge'un gidip gitmediği. Ben bir yerde gideceğini, kazanacağını düşünüyorum. Maker'la falan inanılmaz ortaklıkları var. Hazır bir proje. Bir Polkadot ağında çıkması dışında Centrifuge'un hiçbir eksisi yok. Hatta fazlası var. Her gün üstüne koyuyorlar. Cidden iyi bir proje devam ediyor düşünüyorum. UMA da bence kendi boğasını yaptı artık. Yani UMA'ya da ben de UMA elimde olsa yavaş yavaş çıkardım. Burada Camino ile ilgili yani ben Solana projesi bir yerlerde artacaktır. Camino, ben aldığım Camino'yu satmadım da yani bir yerlerden satabilirim. Azure bir dev olabilir mi? Evet olabilir. Elimde tutuyor muyum? Tutuyorum. Yani 1 milyar dolar çok rahat market cap'i gelir. Bence buradan FOMO oradan sonra da başlayabilir. Yani Azure 10 dolar olsa beni hiç şaşırtmaz. 20 dolar olsa da şaşırtmaz. Bu piyasada çok garip yerlere gelebilir Azure. Ben bunu boğa için tutuyorum. Düşük yerden aldım diyeceğim. Orada Kusama'yı burada görüyor olmak da çok enteresan. Yani şu Kusama'nın bir boğada 200 doları ben size söyleyeyim gideceği var. Polkadot'ta önce hareketlenip gidecektir ama kimse almayacak. Muhtemelen ben de almayacağım ve biz bunu 100-200 dolar arasında görüp aa Kusama 200 dolar olmuştu diyeceğiz. Bir önceki boğanın grafiğini açın bakın ne demek istediğimi oradan siz de göreceksiniz. Buralardan kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum. Kadena var. Kadena'yı hala ben elimde tutuyorum. Ekip değişti, şu oldu bu oldu ama yani bence Kadena'da 0.82'lik bir proje değil. Yani bana kalırsa ben 0.50'lerden falan aldım bunu. Tutuyorum, tutmaya devam ediyorum. Beni hiç üzecek bir şey yok. Degenmegen hiç buralarla uğraşmadım. Sushi, ya Sushi bence ucuz. Yani bence ucuz. Yani Dexter'le ilgileniyorsanız. Şimdi ben bizim Kuji. Mesela injektif kaçtı. Kuji herkes şu dedi bu dedi 5 dolara gitti. Şimdi Kuji 1.60'da kimse suratına bakmıyor. Bence piyasada şöyle zamanlar olması lazım. Kimseyi dinlemeden el atıp mal aldığınız zamanda. Bence öyle zamanlardan birindeyiz. Ve bence artık bir fırsatın sonuna, birinci sezon fırsat varsa bence artık bunun sonuna doğru geldik. Mesela Kuşu 1.69 mu? 200 milyon dolar market cap mi? Bence hayvan gibi fırsat yani. Hani injektif kaçtı. Buyurun size Kuşu. Ben olsam 1.69'dan Kuşi'yi değerlendiririm. 1 dolardan da ben 1 dolara 1.20'lere falan gelirim. Ben deli gibi alırım yani. Kuşi'yi ben çok da beğeniyorum. Bence çok da piyasanın umurunda olmayan projelerden biri. USTC için zaten söylemiştim işte batmış bir proje. Aynı Luna'da ne düşünüyorsam onun için de onu düşünüyorum. Omni için 17 dolar. Yani düşüş bir yerde duracak arkadaşlar. Sıfırlanmayacak. Bir yerde 20, 30, 40 diye bu gidecek böyle belki Omni ne bileyim yani 100 dolarlara falan doğru ben gitme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Niye gitmesin? Yeni proje hype var. Market Maker bir yerlerden millete satmak isteyecektir. Ben aldım. Bedavadan geldi. Attım bunu stake'e. İşte bir yerlerden drop drop düşer diye bekliyorum. Orayı ben çok düşük yerlerden almadım. Buradan almam.
Ama orayının gidecek yeri var mı diye sorarsanız ben de bence gidecek yeri var. Ama işte ben kendim yani 1-2 dolarlardan almadım orayı, yani 11 dolardan almayı da yediremem yani, o yüzden almayacağım. Burada böyle korkunç, hiç artık işe yaramayan böyle bir sürü saçma sapan proje görüyorum. Yani belki işe yarayan projeleri de atlıyorumdur, kusura kalmayın. Açıkçası bu videoyu çekmeden önce oturup da ama bir hazırlık yapayım demiyorum. Açıyorum işte geldiği gibi size konuşuyorum. Benle ilgili Solana'nın işte şey projelerinden bir tanesi. Meme projelerinden bir tanesi. Bence bu şeyin sonuna kadar. Solana gittikçe ben de gidecektir. Jüpiter gittikçe bence ben de gidecektir. Buralardan alınır mı? Yani alınabilir. Yani ben elde tutuyorsanız ben şahsen tutuyorum. Satmadım. Bir ara sattım. Bir yerlerden ven geldi. Airdrop. Yine onları tutuyorum şimdi. Yani bir backpack'ten falan bir şeyler kazandım. HFT, ben şimdi şöyle söyleyeyim. HFT'yi ben daha önce de söyledim. Binance kendi projesini öldürmez. 126 milyon dolar market cap'te de HFT'yi bırakmaz. Şuradan ilk 500'e kadar bir piyasanın üzerinden geçeyim diye bakıyorum. Belki bir atladığım proje vardır. Sovereign projesi. Bakın bu piyasanın BTC Layer 2 projeleri bence önemli. Bence Sovereign'de 1,8 dolardan kalmayacaktır. Çünkü biz burada önemli bir hype göreceğiz diye düşünüyorum ki ben de bütün BTC 2 Layer 2 projelerine ben yatırım yapmaya çalışıyorum. Burada Alice'i gördüm ama hani Alice yerine de bence artık başka projelere geçmemiz lazım. Buradan bakıyorum, hızlı hızlı geçiyorum. Geri falan var ama kullanmıyorsanız kullanmadığınız bir projeyi bence şey yapmayın, almayın, kusura kalmayın, hastayım. GHST için ne söyleyeyim? Yani piyasa çakılır, GST'ye bir şey olmaz. Piyasa yürür, GST yerinde durur. GST bir anda 2-3x yapar. Yani 89 milyar dolar market cap'te de kalmayacağını ben söyleyeyim. Gidecektir. Yani Kanto için ben hani yanılmak, hani yanıldım falan filan demeyeceğim. Bence 1 dolar bunun bir hedefi var. Ya 87 milyon dolar market cap'te de ben kalacağını düşünmüyorum. Burada artık gözüme çarpan projelere bakın. Hani ilk 1000'i falan tamamlayayım diye. Şöyle hızlı hızlı göz ucuyla bakmaya çalışıyorum. Yani Sidus projesi için biz elimizde tutuyoruz. Yani neredeyse 10x yaptık. Alınır mı alınmaz mı? Yani bence buradan da 68 milyon dolar market cap'ten de Sidus alınsa bence kimseyi üzmez. Bence bu projenin en kötü 12'si var. 100x yapsa da 680 milyon dolar market cap olacak. Pardon, yani 10x yapsa 680 milyon dolar market cap olacak. Yani yine bence çok fazla olmayacak. Sidus'un biliyorsunuz çok ciddi yakım arzında ciddi yakımlar falan oldu. Sidus, Senata kardeş projeler, biri DOS. Sidus oyun tokunu, Senata DAO tokunu oyunun. Onun market cap'i daha az. Mesela Sidus, Senata arasında az kalsam gidip Senata alabilirim. Ben ikisini de elimde tutuyorum ciddi bir oranda. Adamın ön satışlardan çok da güzel kar etmiştik. Mod projesi bence geçmiş olsun. Öldü bitti. 64 milyon dolar market cap'te kalmayacak ama bence piyasa ondan beklediği airdrop alamadığı için pek suratına bakmayacak. Biraz cezalandıracak gibi görünüyor. Bunların dışında Merk projesi var. Ben elimde tutuyorum. Çok tavsiye ettiğim bir proje değil. Ada'nın, Cardano'nun işte projesi. Birkaç işte ağla da bağlantısı var. 56 milyon dolar market kalacağını zannetmiyorum. Ben ön satıştan aldım. Güzel kar ettim. Halde elimde tutuyorum. Bora projesi bence güzel bir proje. Yani hiç elinizde yoksa, mesela bu ne yaptığını bilmiyorsanız, bu biliyorsunuz internet reklamları üzerine bir proje. 54 milyon dolar market cap'i var. Ben Vıra çok hızlı artabilen bir proje. Biraz arzla ilgili bir sıkıntısı var. Bunun ciddi dünyanın her yerinden de şeyi var. Yatırımcısı falan var. Yani Vıra'nın ben 12'sini ben piyasada görüyorum. 22'si de görüyorum ama piyasa hiçbir zaman Vıra'yı önemsemedi. Ama ben komünitesini beğeniyorum. Buradan şöyle hızlı hızlı bakalım. Yine kaçırdığımız bir şeyler var mı? Bakalım. Neyse ilk bine
Bini sizin için tarayıp hızlıca ne alınır ne alınmaz bir şeyler söyleyebileyim dedim. Ya bence piyasada artık altcoin'ler o kadar kötü durumdalar ki ne alsanız üzülmeyeceğiniz bir durumdasınız ve bence almayı düşündüğünüz işte yani elinizde Bitcoin, Ethereum, Injective, Tao, Solana, işte Avax yani birinci dereceden projeler yoksa hani bence artık bunlarla ilgili bir alım hiç yoksa bence elde tutmak için artık o alımın yapılabileceği zamanlardayız. Mesela Rari'yi de biz 1 dolarlardan söyledik işte 3 dolarlara geldi. Ya piyasa gidiyor çıkıyor mesela Mintlayer iyi bir proje 34 milyon dolar market cap'e kesinlikle kalacağını düşünüyorum. 0.29 çok komik. 1 doların 1 dolar çok bence kolay Mintlayer için. Yani bakın mesela bu, hiç bakmamıştık Mintlayer 821. sıraya düşmüş yani inanılmaz gerçekten bu kadar iyi bir projenin burada ne işi var anlamak mümkün değil. Şöyle Taala projesi var işte bu Aptos Ağa'nın DEX'i 32 milyon dolar market cap'te kalacağını ben düşünmüyorum 0.91 yani fiyat da bence çok iyi Aptos falan bu ağlarla ilgileniyorsanız bence bir göz atın. Fena bir fiyatı fena yerde değil. Solana projesi var aslında bakın 30 milyon dolar market cap var Solana'nın önemli projelerinden bir tanesi. Fiyatı 0.79. Bence bu da komik yani bunda 3x bence çok rahat var. Ya yani Solana yürüyecek ve bütün muhtemelen bütün işlerinin hype'ını tavana çıkaracaktır diye düşünüyorum. Yani ilk bini taradığımızda işte mesela hidro projesi var. Injective ile ilgileniyorsanız yani şu an 227 milyon dolar. Yani 10x bence çok rahat. 2 dolar. 1-2 dolar arasını çok rahat göreceğini düşünüyorum. Pika projesini bu arada gözden kaçırmayın. Bir altyapı projesi 27 milyon dolar market cap var ve fiyatı bence çok uygun. Bu da bir 10x yapsa bizi şaşırtmaz. Yani 5x yapsın bizim olsun tabii siz yani 10x'e kadar beklemeyin artık piyasada bunları öğrenmiş bir yerlere gelmişsiniz diye düşünüyorum. Nexa işte yani yeni işte o beklediğimiz hınzır hınzır yürüyen yaldır yaldır giden proje olacak mı diye işte bekleniyor. Ben aldım bir 4x yaptı satmadım aynı yere geri geldi. Ben Nexa için çok sert gidiş çok sert düşüşler olabileceğini zaten söylemiştim. Öyle aldık. Ayı da attık kenara. Bakalım ne olacak. Yani Xtena projesi var. İşte ne bileyim bir sürü şey iddia ediyorlar. Bence iddia ettiklerinin çeyreği bile değiller. İşte burada Satoshi EVM falan da binlere falan düşmüş. İşte buralar köy. İlk bini taradık. Ben niye, bunu niye böyle bir yayın yaptım? Ya arkadaşlar alınabilecek o kadar çok proje var ki. Ya benim elimde en değerlileri, en değerli 10 gördüğüm projeyi burada saydım. İşte Jüpiter'ini, işte atıyorum işte Hidro'yu da önemsediğimi söyledim. İşte Azeros'u var, Minas'ı var. Ya yani bu piyasada herkesin konuştuğu 20 büyük projeyi atıyorum. En sıralarda olduğunu düşünmüyorum ama hype projeyi. Alınabilecek noktada Bitcoin ilerlediği sürece biz anlıyoruz ki bir yerlerden iyi projelere para girmeye devam ediyor. Kötü projelerden çıkıyor. Hype'lar oluyor. Hype'lerde birileri eziliyor. Onların parası yok oluyor. Ama iyi projelere para girmeye devam ediyor. Ben olsam buralardan bir şeyler hiç maliyetlenmediysen maliyetlenirdim. Bence altcoin almak için yani çok karlı altcoin'ler almak için bence son virajlardayız. Ha buradan piyasa çakılabilir mi? Çakılır. Aşağı düşebilir. O yüzden %100 mal almamak lazım. Ha ben ne yaptım? Benim elimde zaten yani çok ciddi mal var. 150 tane proje. Yani cüzdanımda bazen hangi proje elimde yani onu bir unuttuğum oluyor. Maliyet neredeyse elimde yani 10 tanesi maliyetin altıları geri kalanlar maliyetin falan yani maliyetin üstündedir. Yani ben çoğunluk olarak maliyetimi almış durumdayım. Ben olsam elimde hiç mal yoksa buralardan bir şeylerden maliyetlenmeye çalışırdım. Özellikle hiç elimde Bitcoin, Ethereum, Injective, Solana, Tao, Jupiter gibi mesela ENA gibi mesela çok ciddi hype projeler. Bu projelerden ben elimde hiç yoksa gider %25 maliyetlenir. Hani iyi proje arıyorsak bunlara girerdim. Onun dışında saydığımız projelerden 2x, 3x, 5x sizi neyi tatmin ediyorsa işte DeFi'dir, yapay zekadır hangisine ilgi duyuyorsanız bunlardan alıp takip ederdim. 10 tane bir projeden oluşan bir sepet yapardım. İşte merkeziyetsiz coinlerden bir sepet yapardım. 2-3 tanesinden. İşte Jax'lerden, merkezi borsaların coinlerden bir sepet yapardım. Beklerdim. Yani boğa böyle bir şey iyi bekleyen iyi kazanacak. Bu hasta yayını benle beraber dinlediğiniz için, takip etmeye çalıştığınız için teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.